Dokuzuncu sorumuzda Kutadgu Bilig'den alınmış 5 tane beytimiz var. Kutadgu Bilig'den alındığına göre Karahanlı Türkçesi özelliği gösterir diyebiliriz. Burada sorumuz şu. Sıfat fiil eke alan kelimeleri bulmamız isteniyor. Sıfat fiil ekini bulabilmek için parçanın tamamını okumanıza vesaire de gerek yok aslında. Sıfat fiil eklerini biliyorsanız eğer şöyle göz gezdirerek de sıfat fiil ekini bulabilirsiniz. Ben de o şekilde göstereceğim size. Şöyle başlıyorum. Mesela tuttaçı derken taçı sıfat fiil ekinin olduğunu biliyorum. Tutmak fiil. Taçı da sıfat fiil ekidir. Burada demek ki varmış bir sıfat fiil ekimiz. Hemen yine göz gezdiriyorum. Yetgü derken gü sıfat fiili olduğunu biliyorum. Yetgü. Yetmek fiil. Gü sıfat fiil. Yetgü gönül derken zaten burada da bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Devam ediyorum. Biligli derken bilmek fiildir. İlgili şeklinde bir sıfat fiil eki olduğunu biliyorum. Yine burada ugan kelimesinde bir gan sıfat fiil eki olduğunu görüyorum. Son beyte bakıyorum. Son beytimizde herhangi bir sıfat fiil eki yok. Kamuk sen törüttün ne erselerik, yokadur ne erse sen öksentrik. Herhangi bir sıfat fiil ekimiz yok. İki tane beytimiz var 10. sorumuzda. Çağatay Türkçesinden alınmış bir Çağatay Türkçesinden alınmış beyitler bunlar. Yine ben altını çiziyorum ve her zaman yaptığımız gibi metin tahlili yapacağız. Kelime tahlili. Örümcek ağı, örümcük ağı onu çizdim. Ademi kelimesini çizdim. Anı kelimesini çizdim. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Sizin yine çözümlememi istediğiniz bir kelime varsa yazarsınız yorumlara. Örümcük ağı yani örümcek ağı. Dikkat ederseniz bu bir isim tamlaması. Şöyle yapalım. Örümcük derken burası tamlayan, burası tamlanan. Peki tamlanan da her zaman ne eki olur demiştim. Tamlanan eki olurdu demiştim. Tamlanan eki neydi? Tamlanan eki de üçüncü tekil kişi iyelik ekiydi. Demek ki ağı kelimesinde de üçüncü tekil kişi iyelik eki var. Adem'i kelimesine bakalım. Adem isim. İyi burada belirtme olabilir. Üçüncü tekil kişi iyelik eki olabilir. Bunu anlamdan çıkaracağız. Görün bu Adem'i. Kimi görün? Adem'i görün. Cevap verdiğine göre bu nedir? Belirtme hali 2'dir. Aynı şekilde anı kelimesinde de ne var? Yine belirtme hali 2 var. A oğul zamiridir demiştik. N da Çağatay Türkçesinde belirtme hali 2'dir. Bu şekilde gösterebilirim. Dediğim gibi çözümlememi istediğiniz başka kelime varsa yorumlara yazın. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Harezm döneminde yazılmamıştır? Bize birkaç eser vermiş ve bunların hangisinin Harezm döneminde yazılmadığını söylüyor. Muin-el-Mürid, Şeyh Şerif Hoca'nın Harezm döneminde yazdığı bir eseridir. Doğru. Muhabbetname Harezmi'nin yine Harezm dönemi eseridir. Mukaddimetül Edep Zemahşeri'nin bir Atebetül Hakayık Edip Ahmet'in eseridir. Ama Harezm döneminde değil. Karahanlı döneminde yazılmıştır. Yani cevabımız D olacak. Neçü Feradis'te Kerderli Mahmut tarafından yazılmıştır. Ve
Harezm döneminde yazılmıştır. Cevabımız D olacak. Peki Harezm döneminde yazılmış başka eserler yok mu? Mesela Rabgûzî'nin Kısasül Enbiya'sı var. Kutb'un Hüsrev-i Şirin'i var. Cümcümename var. Hüsam Katip tarafından yazılmıştır. Miraçname var. Muhenna Lugati var. İbn-i Muhenna Lugati, Hilyotül Lisan ve Hülbetül Beyan olarak da bilinir. Bunların hepsi Harezm döneminde yazılmıştır. Ama Atebetül Hakay, Karahanlı Türkçesi döneminde yazılmıştır. 12. sorumuzda yine iki beytimiz var. Çağatay Türkçesinden alınmış beyitler. Hemen birkaçının altını çiziyorum. Ornıga kelimesinin altını çizdim. Bolgalı kelimesini çizdim. Olmadım kelimesi ve andın kelimesini çizdim. Hemen andın kelimesiyle başlıyorum. A, ol zamiriydi, tekrar söylüyorum. Buraya zamir dedim. Ne zamir nesi? Yanlış yere yazdım. Şöyle. Zamir nesi? Ve dın ayrılma hali ki. Ornıga kelimesine bakıyorum. Bunun kökü büyük ihtimalle orun. Orun yer, mevki anlamına gelen bir isimdir. Orunu derken de yani onun orunu, onun yeri, onun mevkisi anlamına geldiği için. Üçüncü tekil kişi iyelik eki. Gada yönelme hali ekidir. Bolgalı kelimesine bakalım. Bol kelimesi olmak anlamına gelir. Bir fiildir. Hatta bu geçişsiz bir fiildir. Onu olmak, yani onu boğmak geçişsiz bir fiildir. Galı da zarf fiil ekidir. Son olarak olmadım derken de olmak fiil. Ma olumsuzluk eki. D görülen geçmiş zaman. M de birinci tekil kişi ekidir. 13. sorumuza geldik. Şıklı bir sorumuz var. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bütün ünsüzler sızıcıdır diyor. Ünsüzleri teşekkül şekline göre ikiye ayırıyoruz. Bir, sürekli ünsüzlerimiz, bir de süreksiz ünsüzlerimiz var. Sürekli ünsüzlerimizi de biz ikiye ayırıyoruz. Akıcı ünsüzler, sızıcı ünsüzler. Süreksiz ünsüzlerin diğer adı da patlayıcı ünsüzlerdir. Şimdi bunların hepsini tek tek ezberlemek yerine ben iki tanesini kodladım. Kalanını da diğer bu kodlar üzerinden buluyorum. Sürekli ünsüzlerde mesela akıcıları leman nereye diye kodladım. Yani le, me, ne. Eğer eski Türkçe bir metinse nazal ne, re ve ye. Şuraya kodu da yazayım. Belki işinize yarar. Kullanmak istersiniz. Leman nereye şeklinde kodladım. Patlayıcı ünsüzleri de ketçap ve getçap şeklinde kodladım. Yani K, T, Ç, P, G, D, C, B şeklinde kodladım. Onun da kodlamasını buraya yazıyorum. Ketçap ve getçap şeklinde. Kalan bütün ünsüzlerimizde nedir? Sızıcıdır. Mesela işte H, Ş, S, V, yumuşak G gibi kalan bütün harfler, ünsüzler sızıcıdır.
O zaman hepsini tek tek ezberlemenize gerek yok. Sadece akıcıyı ve patlayıcıyı ezberlerseniz kalanların hepsine de sızıcı dersiniz. Bakalım. Çok kolay bir şekilde bulabileceğiz. Yani eğer bunları dediğim gibi kodlarsanız çok kolay oluyor. Hepsi sızıcı olsun diyor. Burada PK var. PK patlayıcıdır. Demek ki hepsi sızıcı değil. Geçtim. Portakal kelimesinde P var, T var, K var. Bunların hepsi patlayıcı. R, L, akıcı. Yani hiçbiri sızıcı değil. Onu eledim. Yalnızlık kelimesinde yine bakıyorum. L var, akıcı. K var, patlayıcı. Y var, yine akıcı. Siliyorum, değil. Filtre kelimesinde T var, patlayıcı. R var, akıcı. Sildim. Ama haşhaş kelimesinde H, Ş harfleri var. Dikkat edin. H, Ş. Akıcı harflere bakıyorum, var mı? Yok. Patlayıcı harflere bakıyorum. Yine yok. Demek ki bunların hepsi, yani H ve Ş harfleri sızıcıymış. Hatta 2020'ye çıkmış sorularda savaş kelimesi vardı hatırlarsanız. Savaş kelimesinde de S, V ve Ş harfleri de sızıcıdır. 14. sorumuz dil aileleriyle ilgili bir soru. Dil aileleriyle ilgili de bir soru karşımıza çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi Latin dilleri ailesine mensup değildir? Latin dilleri derken neyi kastediyor? Hint Avrupa dilinin Avrupa kolunda bazı dil grupları var. Mesela Germen dil grubu, Latin dil grubu ki buna Rumen de denir. Rumen dil grubu da denir. Onun dışında Slav dil grubu var ki en kalabalık olan Slav dil grubudur. Kelt dilleri var. Baltık dilleri var. Yani hepsi birer birer bir gruptur. Ve bu grupta bazı işte diller vardır. Bunları tek tek ne yazık ki ezberlemeniz gerekiyor. Bu tarz sorular ezber sorularıdır ama yapılma oranları çok yüksektir. Yani kaçırmamanız sizin için çok önemli. Bilgi sorusu olduğu için... Fransızca Latin dilidir, İtalyanca Latin dilidir, Portekizce Latin dilidir ama Felemenkçe Germen dilidir. İspanyolca da yine Latin dilidir. Cevabımız D olacaktı. Peki Latin dili bunlardan başka neler var? Mesela Katalanca var, Rumence var. Germen dilleri olarak da İngilizce, Almanca, İsveççe, işte Norveççe, Danca gibi dillerimiz var. Dediğim gibi tamamen bilgi sorularıdır ve ezber gerektiriyor. ÖABT'de Türk diliyle ilgili 18 tane soru soruluyor. Ve bu 18 sorunun 14'ü eski Türk diliyle ilgili. Kalan 4 sorusu da yeni Türk diliyle ilgili sorulardır. Şu an yeni Türk diliyle ilgili soruları çözüyorum. Bir parçamız var. Türkiye Türkçesi ile yazılmış bir parça. Buradaki kelime gruplarını incelemek istiyorum. Ben birkaç tanesinin altını çizeceğim. Mesela sahafları gezmenin güzelliği. Yine her kitabın bir ruhu, sahaf rafındaki kitabın kapağı, dinlediği şarkıların eşsiz tınısı ve sağ rafın üzerindeki kitap. Bunların altını çizdiğim bu kelime gruplarını bir incelemek istiyorum. Birincisinden başlıyorum. Sahafları gezmenin güzelliği. Sahafları gezmenin güzelliği nasıl bir kelime grubudur? Sahafları gezmenin güzelliği. Bakın dikkat edin. Sahafları gezmenin şurada bir tamlayan eki yani ilgi ekimiz var. Sahafları gezmenin güzelliği. Burası tamlanan. Burası tamlayan. Bu bir belirtili isim tamlaması. Peki belirtili isim tamlamasının tamlayanında nasıl bir kelime grubu var? Ona bakalım.
Sahafları gezme. İlgi ekini almıyorum. Yani haleklerini zaten böyle kelime gruplarına ayırırken almıyorsunuz. Sahafları gezme. Me burada ne ekidir? İsim fiil ekidir. Demek ki burada isim fiil grubu var. Yani ben şöyle söyleyebilirim. Belirtili isim tamlamasının tamlayanı isim fiil grubundan oluşmuştur diyebilirim. Devam ediyorum. İkinci kelime grubuna geçelim. Her kitabın bir ruhu. Her kitabın bir ruhu. Bu da aynı şekilde belirtili isim tamlaması. Nereden anladım? Her kitabın, şurada bir ilgi eki var, bir ruhu. Tamlanan ve tamlayan. Peki, tamlayan ve tamlananlarda acaba nasıl bir kelime grubu var? Bakalım. Her kitap bir sıfat tamlamasıdır, değil mi? Şöyle şuraya da yazabilirim isterseniz. Sıfat tamlaması, her kitap. Bir ruh, bu da bir sıfat tamlamasıdır. Demek ki şöyle söyleyebilirim. Bu belirtili isim tamlamasının hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat tamlamasından oluşmuştur diyebilirim. Üçüncüsüne geldim. Sahaf rafındaki kitabın kapağı. Sahaf rafındaki kitabın kapağı. Aynı şekilde bu da belirtili isim tamlaması. Sahaf rafındaki kitabın kapağı. Burası tamlanan. Burası tamlayan. Peki tamlayanda ne vardır? Sahaf rafındaki kitap. Burada da sıfat tamlaması vardır. Hangi kitap? Sahaf rafındaki kitap. Burası isim. Burası da nedir? Sıfattır. O zaman buraya da şöyle diyelim. Bu belirtili isim tamlamasının tamlayanında sıfat tamlaması vardır diyebiliriz. Dördüncü kelime grubuna geçiyorum. Dinlediği şarkıların eşsiz tınısı. Aynı şekilde yine burada da belirtili isim tamlamamız var. Yazmıyorum artık oraya sığdıramadığım için ama siz anlarsınız. Dinlediği şarkıların eşsiz tınısı, tamlanan, tamlayan. Peki bunun tamlayanında ne var? Bir de ona bakalım. Şöyle bir ayırmak istiyorum, karışmasın. Dinlediği şarkılar. Bu da bir sıfat tamlamasıdır. Hangi şarkılar? Dinlediği şarkılar. Burası tamlanan. Burası tamlayan. Ya da buna şöyle de diyebilirsiniz. Burası isim, burası sıfat gibi. Peki sıfat kısmı neyden oluşmuş? Dikkat edin. Sıfat fiilden oluşmuş. Yani sıfat fiille kurulmuş bir sıfat tamlaması diyebiliriz. Hatta bunu biraz daha böyle katmanlı şekilde söylersek, buradaki belirtili isim tamlamasını tamlayanı sıfat fiille kurulmuş bir sıfat tamlamasıdır. Son olarak sarrafın üzerindeki kitap. Sarrafın üzerindeki kitap. Bu da bir sıfat tamlamasıdır. Kitap isim. Burası sıfat ya da dediğim gibi burası tamlanan, burası tamlayan, hiç fark etmez, hepsini diyebilirsiniz. Peki tamlayan kısmı neyden oluşuyor? Sarrafın üzeri. Burası da belirtili isim tamlaması. Sarrafın üzeri, tamlanan ve tamlayan. Bunu da şöyle uzatarak söyleyelim. Sıfat tamlamasının tamlayanı belirtili isim tamlamasından oluşmuştur diyebiliriz.
16. sorumuzda yine Türkiye Türkçesinden alınmış bir paragraf var. Birkaç kelimenin altını çizeceğim. Ülkemizin problemini, toplumunun kazasında. Ülke, isim, biz, bizim ülkemiz, birinci çoğul iyelik eki. İn de burada ilgi hali eki ya da tamlayan eki de diyebilirsiniz veya soru da bu şekilde sorabilir. Problemini, enerji problemini, dünyanın enerji problemi, enerjinin problemi. Buraya dikkat edelim. Problem isim. Onun problemi. Üçüncü tekil iyelik. Ne zamir nesi. İyi de belirtme hali ki. Türk toplumunun. Toplum isim. Türk toplumu, onun toplumu. Yine üçüncü tekil iyelik. Nun da burada ilgi hali eki ya da tamlayan ekidir. Kazasında uçak kazası, onun kazası yine aynı anlamda. Kaza isim, s, üçüncü tekil iyelik, ne zamir nesi, daha da bulunma durumu ekidir. 17. soruda yine Türkiye Türkçesinden bir paragrafımız var. Birkaç kelimenin altını çiziyorum. Giderek ayrıntıya, küçücük ve ettik kelimeleri. Bu sefer bu kelimeleri tahlil etmek yerine ses olaylarını bulacağım. Yani bu kelimelerdeki ses olaylarını bulacağım. Ses olayı da yine ÖSYM tarafından sorulan bir konu. Giderek kelimesinde nasıl bir ses olayı var? Hemen bakalım. Bunun kökü gitmektir. Ve erek zarf fiilini alırken giderek olmuş. Yani buradaki T sesi D'ye dönüşmüş. Biz buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Ünsüz yumuşaması. Hatta buna şöyle de diyebilir. Tonlulaşma. Bu şekilde de sorabilir. Ya da ötümlüleşme şeklinde de sorabilir. Ayrıntıya kelimesinde bunun kökü ayırmaktır. Ve ıntı ekini alarak yani türeme esnasında bir hece düşmesi yaşamış. Yani buraya da hece düşmesi, ünlü düşmesi ya da ses düşmesi diyebiliriz. Küçücük kelimesinde kökümüz küçüktür. Cük eki alırken ne olmuş? Küçücük olmuş. Bu sefer düşen bir ünsüzdür. K ünsüzü düşmüştür. Buna da ünsüz düşmesi diyoruz. Son olarak da ettik kelimesine bakalım. Etmek fiiline dı, di, du, dürlen geçmiş zaman eki gelmiş. Hatta birinci çoğul şeklinde. Ve ettik olmuş. Yani buradaki T sert sesi D sesini kendisine benzetmiş ve T'ye dönüştürmüş. Buna da ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi diyoruz. Hatta buna tonsuzlaşma da denebilir. Ötümsüzleşme de denebilir. Hani her türlü sorabilir bunu. Hepsini, her adını bilmekte fayda var bu ses olaylarının. Ve Türk dili ile ilgili son sorumuz 18. soru. Bu
Bu sözcüklerde görülen ses olayları ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışta kalır diyor. Yani ses olaylarını bulacağız, sonra da ikişerli gruplayacağız. Geçti kelimesine nasıl bir ses olayı vardır dersek, geçti aslında bu. Ç sert sesi, yanındaki yumuşak sesi kendisine benzetmiş. Geçti olmuş. Yani biz buna ne diyorduk? Az önce söyledik. Ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi, tonsuzlaşma, ötümsüzleşme gibi bu adları verebiliriz. Gençliğimden kelimesinde gençlik imden. Burada da kelime sonundaki sert, sessiz, ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde yumuşamış. Gençliğimden şeklinde olmuş. Buna da ünsüz yumuşaması diyoruz. Umudumu kelimesinde yine aynı şekilde umut kelimesindeki T sesi yumuşamış. Burada da ünsüz yumuşaması var. O zaman ben bu ikisini birbiriyle eşleştirebilirim. Çünkü ikisinde de ünsüz yumuşaması var. Yiyecekler kelimesinde kökümüz yemektir. Ve türeme esnasında yiyecek değil de ne olmuş? Yiyecek olmuş. Burada E sesi daralarak İ'ye dönüşmüş. Ünlü daralması diyorum. Ünlü daralması. En son etkisi kelimesinde etmek fiili gı yapım ekini almış. Ve buradaki T sesinin etkisiyle G sesi sertleşmiş, K'ye dönüşmüş, etki olmuş. Yani buraya da ünsüz sertleşmesi diyorum. Demek ki ben birinci ile beşinciyi de birbiriyle eşleştirebilirim. Sona yiyecekler kelimesindeki ünlü daralması kalır.